Evet, öncelikle kaybettiğimiz bir iki puan var. Bunun için tabii üzgünüz. Ama maçın başından sonuna kadar bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye çalışan takımdık. Açıkçası rakibimiz sadece puan almaya ve yerde yatmaya gelmiş diyebiliriz. Çünkü çok fazla yerde yattılar. Futbolun içinde bu tür şeyler belki var ama biz marka değerimiz, Türk futbolu adına ben bir teknik direktör olarak söylüyorum. Eğer yarın benim takımım da bunu yaparsa bunu sizler de bize söyleyin veya yazın. Biz böyle çok fazla yerde yatan, zaman geçirmek için oynayan bir takım hiç olmayacağız. Biz maçın başından sonuna kadar üretmeye çalıştık. Özellikle maçın ilk 15 dakikalık bölümünde attığımız bir gol, kaçırdığımız hostişle %100 bir pozisyonumuz var. Ve Aytaç'a yapılan bir penaltı var. Tabii bunlardan bir tanesi ve çizilen çizgi, VAR çizgisi çok enteresan. Ve bana göre normal bir golümüz heba edildi. Ve rakibin tabii gol yemedikçe direnci arttı. Direnci arttıkça daha fazla kişiyle, zaten hep 7-8 kişiyle hep defanstaydılar. Çok da fazla zaten üzerimize gelip pozisyon üretmediler. Ancak sonlara doğru kontra atak yapmaya çalıştılar. Biz son dakikaya kadar, son dakikada hatta Foden'in pozisyonuna kadar hep üreten, gol atmaya çalışan, bir şeyler sahada üretmeye çalışan takımdık. Ama bir türlü golü bulamadık. Eğer bir gol bulmuş olsaydık maç daha farklı olurdu. Açıkçası televizyon başında maçı seyredenler de maçtan hiç zevk almamıştır. Onlara da kendi adıma özür dilerim diyebilirim futbol anlamında. Biz bugün bir şeyler yapmaya çalıştık, oynamaya çalıştık. Futbolun güzelliklerini yansımaya çalıştık ama ne yazık ki golü bulamadığınız zaman bunu başaramıyorsunuz. Tek üzüldüğüm maçın 49 dakika gibi bir süre topun oyunda kalması, bu standartların çok çok altında. Bu da maçın nasıl oynandığını çok net bir şekilde gösteriyor. Ama mücadele eden, oyunu sonuna kadar bırakmayan bütün oyuncularımı kutluyorum. Bugün olmadı ama biz oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Ve inşallah yakaladığımız bu pozisyonları inşallah bir dahaki maçta gole çevireceğiz. Arkadaşlar, sorunuz var mı? İyi akşamlar. İki farklı bir Göztepe izledik. Bir ilk devre, bir ikinci devre. İlk devre sahadaki oyuncularımız aslında topa hakimiyet kurabilen, topun bizde kalmasını sağlayabilecek oyuncular vardı ve öyle maça çıkmak istemiştik. Ama şunu söylemek gerekir ki ilk devre burada topun bizde kalma süresi çok azdı. Ama yine de savunma yapmasını bilen bir takım görüntüsü verdik. İkinci devre biraz oyun anlayışımız farklı oldu. Çünkü oyuncu değişiklikleri yaptık. Bu oyuncu arkadaşlarımız da hemen katkı sağladı. Ve geçiş, hücum geçişlerinde iyi pozisyonlar yakalayabilirdik. Yakalayabilirdik diyorum. Çünkü son paslarımız biraz daha iyi olsa, biraz daha net olsa o yakaladığımız alanları iyi değerlendirebilirdik. Bunu maalesef çok kez başaramadık, az başardık. Bunun doğrultusunda veya bunun üzerine çalışmamız lazım. Bu çünkü Başakşehir maçında iki hafta önce veya bir deplasman öncesi aynı şekildeydi. Bir türlü o son pasları takım arkadaşımıza buluşturamadılar oyuncularımız. Ama bunun üzerine çalışacağız. Bunları iyi yaparsak sonuçta iki tane deplasmandan gol yemeden çıkabiliyoruz. Buradaki geçiş, hücum geçişini daha iyi yapabilsek belki goller bulacağız. Ama genel anlamda tabii ki sert bir maçtı. Oyunun getirdiği pozisyonlarda, ikili mücadelelerde hiçbir şekilde bir nasıl diyeyim yani böyle bilerek değildi ama genel anlamda sertlik vardı. Bu da gayet doğal bir şey. Bizim oyuncularımız burada işte Atınç'ın bileğinde bir ciddi problem var gibi gözüküyor. Cilermin'in dizinde bir problem var, o gözüküyor. Yani sert bir maç oldu. Tabii ki oyunun durması da gayet normal. Ama genel anlamda buradan çıkaracağımız dersler var. Çıkaracağımız şeyler var futbol adına.
O yüzden artık yapacak bir şey yok. En azından defansif anlamda yine gol yemedik. Ama tabii ki hücum anlamda daha işler yapmamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Teşekkürler.